أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizi Müslüman olarak yaratan, yaşatan, rızıklar ikram eden Cenab-ı Allah'a hamd ediyor. Onun Resulü iki cihan serveri, başlarımızın tacı, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, onun âl ve ashabına salat ve selam olsun. Muhterem kardeşlerim, öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bildiğiniz gibi 3 aylar içerisindeyiz. Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. Regaib, Miraç, Berat kandili derken şurada sayılı günler kaldı Ramazan ayına. Tabii bu aylarda nefis muhasebesi yapmak, tevbe istiğfarda bulunmak, Kur'an-ı Kerim okumak vesaire ibadetlerle meşgul olmak Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri arasındadır. Biz bugün sizlerle tevbe konusunu işleyeceğiz. Rabbim bizlere anlatmayı, sizlere anlamayı ve tesirini cümlemize halketmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, yaratıkların en mükemmeli olan insana Yüce Allah Celle Celaluhu farklı güzellikler, değişik özellikler vermiştir. İnsan iyi ve kötü, sevap ve günah, hayır ve şer olan şeyleri yapabilecek yetenekte yaratılmıştır. Çünkü Cenab-ı Allah onun ruhuna takvayı ve fucuru ilham etmiştir. Bir ayet-i kerimede فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah Celle Celaluhu insanın ruhuna, nefsine takvayı da fucuru da ilham etmiştir. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, günahsız olarak doğan insan ergenlik çağından sonra nefsine ve şeytana uyarak günah işleyebilir. Bu itibarla Allah-u Teala'nın koruması altında olan peygamberler hariç herkesin mutlaka bir takım günahı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kullu beni Adem'e hatta'ın. Adem oğullarının hepsi günahkardır. Hadis-i şerifi bu gerçeğe işaret etmektedir. Günah işleyebilen bir varlık olması hasebiyle Yüce Allah Celle Celaluhu günahlardan kurtuluş yolu olarak insana tevbe kapısını açmıştır. Önemli olan hiç günah işlememiş olmak değil, İşlemiş olduğu günahın farkına varıp o günahı terk etmektir. Allah'a yönelebilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul hatta'in ettevvabun, yani hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir hadisi buna işaret etmektedir. Müslümanların günahlarına tevbe etmesi dini bir görevdir ve bu görev ömrü boyunca devam etmektedir. Bir beşer olarak kendimizi hata etmekten alıkoyamıyoruz. Günah işlemekten geri duramıyoruz. Ama işlemiş olduğumuz hatalar bizi huzursuz eder. Bir çıkış yolu ararız. İşte bu noktada Cenab-ı Allah huzur bulacağımız, günahlardan kurtulacağımız bir tevbe kapısı bizlere açmıştır. Yeter ki insan Allah'a yönelebilsin, tevbe etsin. Muhterem kardeşlerim, öyleyse tevbe ne demektir? Tevbe, dönmek, vazgeçmek anlamına gelmektedir. Kötü huyları
iyi huylarla değiştirmektir. Yani tevbe Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Dini bir terim olarak ise insanın işlemiş olduğu günahının farkına varıp o günahı terk etmesi, pişman olduğunu da belirterek Allah'tan af ve mağfiret dilemesidir. Tevbe, kişinin şirk, küfür ve nifaktan imana, isyandan itaate, günahtan sevaba, yanlıştan doğruya yönelmesidir. Tevbe, sırf günah olduğu için pişmanlık duyularak o günahtan vazgeçmektir. Günah işlemiş olmaktan dolayı, vicdanında oluşan tepkiden dolayı değil de, bedenine, malına veya şerefine zarar verme gibi bir endişeden veya umduğu bir dünya menfaatini elde etmek arzusundan dolayı kötülükten vazgeçmek tevbe değildir. Asıl tevbe, menfaatini görse dahi yaptığı günahın çirkinliğini hissedip ondan vazgeçmektir. Bir sahabinin sorusu üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı şöyle tarif ediyor. El-ithmü mâ hâke fî sadrike ve kerihte en yettali aleyhinnâs. Günah, vicdanını tırmalayıp seni huzursuz eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir şeklinde tanımlamıştır. Muhterem Müslümanlar, tevbe, günah işleyen insanın kurtuluş ve Allah'a sığınma kapısıdır. Bu kapıya muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Lev lem tuznibu lezehaballahu bikum ve lecae bi kavmin yuznibuna feyestagfirunallaha feyagfir lehum." Eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, başka bir kavim getirir, onlar günah işlerler. Günahlarının bağışlanmasını Allah'tan isterler. Allah da onları bağışlar. Anlamındaki hadis bu gerçeğe işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Yüce Allah Celle Celaluhu ve birçok hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbe etmeyi emretmektedir. Ve tûbü ilallâhi cemî'an eyyühel mü'minûne leallekum tuflihûn. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya eyyuhennasu tübü ilallahi ve estağfiruhu fe inni etübü fil yevmi mi'ete merrah." Ey insanlar, Allah'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tevbe ediyorum. Anlamındaki ayetler ve hadisler işlediğimiz günahlara mutlaka tevbe etmemiz gerektiğini ifade etmektedir. Tevbe etmek Allah ve Peygamber'e itaattir. Günahlardan kurtuluştur. Tevbe etmeyen insan kendisine zulmetmiştir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Kur'an-ı Kerim'de işlenen günahlara tevbe ile ilgili örnekler vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem aleyhisselam ve eşini cennete yerleştirmiş ve dilediği kadar yiyip içebileceğini bildirmiştir. Ama imtihan için bir ağaca dokunmamayı kendilerine emretmiştir. Bakınız ayet-i kerimede وَلَا تَقْرَبَ هَذِي الشَّجْرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ. Bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Adem ve eşi şeytana kanarak bu yasağa riayet edememişlerdir. Adem aleyhisselam ve eşi yaptığına pişman olmuşlar ve günahlarına tevbe etmişlerdir. فَتَلَقَّ آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adem aleyhisselam Rabbinden vahiy yoluyla bir takım kelimeler aldı ve ona tevbe etti. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Rabbi, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz diye yalvardılar. Allah Celle Celaluhu onların tevbelerini kabul etti. Yine Musa aleyhisselam birine bir yumruk
vurmuş ve adam ölü vermiştir. Bunun üzerine قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. Rabbim ben nefsime zulmettim, beni bağışla diye yalvarmış. Allah da onu bağışlamıştır. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın affı ve mağfireti geniştir. Bakınız sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّحُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفِرَ اللّٰهُ لَهُ. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar, Allah'tan af ve mağfiret dilerse Allah Celle Celaluhu onu affeder. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde yine şöyle buyuruyor. En nedemu tevbetün, yani pişmanlık tevbedir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde etâibu mineddenmi kemellâ zembele, yani günahından dolayı tevbe eden kimse günah işlemeyen kimse gibidir buyuruyor. Tabi tevbenin unsurları var muhterem Müslümanlar. Tevbe etmeyi gerektiren günah, günaha tevbe eden insan ve tevbeyi kabul eden Allah şeklinde tevbenin 3 tane unsuru vardır. Tevbe etmeyi gerektiren günah, tevbenin söz konusu olabilmesi için bir günahın, işlenmiş bir günahın bulunması gerekir. Günah, Kur'an-ı Kerim'de büyük günah ve küçük günah olmak üzere 2 çeşit olarak zikredilmektedir. Ayet-i kerimede Rabbimiz اِنْ تَشْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere girdiririz buyurulmuştur. Bu ayette büyük günahlar kebair kelimesiyle, küçük günahlar ise seyyiat kelimesiyle ifade edilmiştir. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِيَ الْمَغْفِرَةِ. İşlerini en güzel biçimde yapan mümin kimseler, küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlanması çok geniş olandır. Bu ayette de günahlar, büyük günahlar ve küçük günahlar olmak üzere 2 çeşit olarak zikredilmektedir. Mümin büyük veya küçük her türlü günahtan sakınmalı, günahını sırtında kendisine sıkıntı veren ağır bir yük olarak görmelidir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel mümine yara zunubehu keennehu fi asli cebelin yakhaf en yaga aleyhi ve innel facire yara zunubehu kezubabin vega ala enfihi. Mümin günahlarını sanki dibinde oturup da üzerine düşeceğini sandığı bir dağ gibi görür. Facir ise günahlarını burnuna konan sinek gibi görür. Küçük günahlar ibadetler, musibet ve felaketlere sabır gibi güzel ameller sebebiyle bağışlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-salavatul hamsu vel cum'atu ila'l cum'ati mukeffiratun lima beynehunna" İdeşten ebetül kebair. 5 vakit namaz ve cuma namazı, diğer cuma namazına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, hatta küçük bir tasa hali isabet edecek olsa bunlar müminin bir bölüm günahlarına kefaret olur. Büyük günahlara mutlaka tevbe edilmesi gerekir. Büyük günah hırsızlık etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, iftira etmek, namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek gibi Allah ve Peygamber'in kesin emir ve yasaklarına uymamak, haram kıldığı şeyleri yapmak, İşleyenlere ceza olarak Allah'ın gazabı, laneti, azabı ve cehennem olduğu bildirilen günahları işlemektir. Allah ve Peygamber'in emir ve yasaklarına uymak sevap, uymamak ise günahtır.
Tevbenin elbette ki geçerli olabilmesi için makbul bir tevbe olması gerekir. Makbul tevbe şartlarına uygun olarak yapılan tevbedir ki Kur'an-ı Kerim'de bu tevbe tevbe-i nasih olarak ifade edilmekte. Bakınız ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Ya eyyühellezine amenu tûbü ilallâhi tevbeten nasuhâ" "Ey iman edenler, nasuh tevbesiyle tevbe edin." Tevbe-i nasuh samimi olarak yapılan, yani kulun işlemiş olduğu günaha bir daha dönme ihtimali olmayacak şekilde yapılan tevbedir ki asıl tevbe işte budur muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali radıyallahu anh bir bedevinin "Allahümme inni estağfiruke ve etûbü ileyk" "Ya Rabbi senden bağışlanma diliyor ve sana tevbe ediyorum" diye dil çabukluğuyla bir tevbe ettiğini görüyor. Hazreti Ali o bedeviyi uyarıyor. Tevbede dil çabukluğu yalancıların tevbesidir. "Ey Ali, tevbe nasıl olur?" demesi üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh "Tevbenin altı özelliği vardır." Ve bu özellikleri Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle sıralamıştır. Birincisi geçmiş günahlara pişmanlık duymak, yerine getiremediği farzları kaza etmek, mazlumun hakkını vermek, hak sahipleriyle helalleşmek, bir daha günaha dönmemeye azmetmek, ibadet ve itaat ile nefsi olgunlaştırmaktır. Muhterem Müslümanlar, günah işleyen insan ya Allah hakkını veya kul hakkını ihlal etmiş olur. Bir başka ifadeyle Allah'a karşı ve insanlara karşı günah işlemiş olur. Allah'a karşı işlenen günahlar, bu tür günahlar iki şekilde işlenir. Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir görevi terk etmek. Bu tür günaha tevbe, pişmanlık duymak ve hemen o görevi yapmaya başlamak. Geçmişte yapamadıklarını kaza etmek, Allah'tan af ve mağfiret dilemekle gerçekleşir. Mesela mümin namaz kılmıyor veya oruç tutmuyor ise hemen namaz kılmaya başlayacak. Oruç tutmaya başlayacaktır. Allah'ın haram kıldığı ve yasak ettiği bir şey yapmak. Bu tür günah tevbe, haram ve yasak olan söz, fiil ve davranışları terk etmek, yaptığına pişman olmak, Allah'tan af ve mağfiret dilemekle gerçekleşir. Mesela içki içenin derhal içkiyi, kumar suçu işleyenin kumarı terk etmesi gerekir. İnsanlara karşı işlenen günahlar, bu tür günahlar da iki şekilde işlenir. Birincisi, borcu vermemek, malına veya canına zarar vermek şeklinde maddi olur. Bu tür günaha tevbe edebilmek için haksız olarak elde edilen malın sahibine iadesi, mal mevcut olup sahibi bilinmiyorsa bu malın sadaka olarak verilmesi, zarar telafi edilen bir şey ise zararın telafi edilmesi gerekir. Tevbe, dövme gibi telafisi mümkün olmayan bir hak ise özür dilenmesi gerekir. Gönül kırmak, üzmek, gıybet etmek, suizanda bulunmak şeklinde manevi şekilde olur. Bu tür günahın tevbesi hak sahibinden özür dilenip helallik alınmak suretiyle yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim de başkasının malı ve namusu ile ilgili hakkı varsa paranın ve malın geçerli olmadığı kıyamet gününden önce o kişiden helallik alsın. Aksi takdirde o kişinin iyiliklerinden alınarak yaptığı haksızlıklara mukabil hak sahibine verilir. O kişinin iyiliği yoksa hak sahibinin günahlarından alınarak haksızlık edene yüklenir. Ayet ve hadislerde tevbe kelimesiyle birlikte geçen ve adeta onunla özdeşleşen bir kelime daha vardır ki o da istiğfar kelimesidir. İstiğfar Allah'tan af ve bağışlanma dilemektir. Ve bu iki kelime tevbe istiğfar olarak ifade edilir. İnsan istiğfar ile kötülüklerden ayrılırken tevbe ile Hakk'a dönmüş olur. Yüce Allah Celle Celaluhu ve enistağfiru rabbekum thumme tubu ileyh Rabbinize istiğfar edin sonra ona tevbe edin buyurmaktadır. Tevbe etmede zaman ve mekan işlenen günaha en kısa zamanda tevbe edilmelidir. Çünkü tevbeyi geciktirmek ayrı bir günahtır. Tevbeyi geciktiren kimse Allah'ın tevbe edin emrine uymamış olur.
Yüce Allah Celle Celaluhu tevbenin acele yapılmasını emretmektedir. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'meluna su'e bi cehaletin sümme yetubune min garibin fe ulaike yetubullahu aleyhim. Allah katında tevbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tevbe edenlerin tevbesidir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbenin can boğaza gelmeden yapılmasını bizlerden istiyor. Çünkü can boğaza geldiği zaman yapılan tevbeler, imanlar makbul değildir. Efendimiz şöyle buyuruyor: İnna Allah azze ve celle le yakbalu tevbetel abdi ma lem yugargir. Allah kulunun tevbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder. Dolayısıyla son nefeste yapılan iman da tevbe de makbul değildir. Nitekim son nefesinde boğulmak üzereyken tevbe edip iman etmek isteyen zalim Firavun'un imanı kabul olmamıştır. Nisa suresinin 18. ayetinde son nefeste yapılan iman ve tevbenin makbul olmadığı açıkça bildirilmektedir. وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ. Yoksa makbul tevbe kötülükleri yapıp da sonra kendilerine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tevbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi de değildir. Tevbe etmede niçin acele edilmeli muhterem kardeşlerim? Acele edilmeli çünkü ölümün bizi ne zaman yakalayacağı belli değildir. Ayrıca tevbe edilmediği takdirde çoğalan günahlar kalbin kararmasına sebep olur. Her günah işlendiğinde kalpte siyah bir nokta oluşur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel mü'mine izâ eznebe kânet nükteten sevdâ fî kalbihi. Mü'min bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Kelle bel râne alâ gulubim mâ kân yüksibûn. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları günahlar kalplerini paslandırmıştır anlamındaki ayette bu gerçeğe işaret etmektedir. Tevbe için belirli bir mekana ihtiyaç yoktur muhterem kardeşlerim. Kişi her zaman, her yerde tevbe edebilir. Yeter ki samimiyetle Allah'a yönelsin, günahının affını istesin. Tevbe camide, evde, iş yerinde, yolda, her yerde yapılabilir. Kişinin günahlarını göz önüne getirerek onların çirkinliklerinden kurtulmaya karar verdiği her yer tevbe için bir mekandır. Tevbe etmek için aracıya ihtiyaç yoktur. Tevbenin yeri iman ve ihlasın yeri olan kalptir. Günahına tevbe eden insan günah işleyebilir. Önemli olan hiç günah işlememiş olması değil, günah işlediğinin bilincinde olması, yaptığı hatanın farkına varması, Allah ve Peygamber'e isyan durumuna düştüğünü anlaması, işlediği günahtan dolayı huzursuzluk duyarak derhal tevbeye koşabilmesidir. Çünkü günah işledikten sonra kişinin huzursuz olması onun imanı işarettir. Kur'an'da Allah bu kimseleri müttaki ve muhsin olarak isimlendirmektedir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا هُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar, yani müttaki insanlar, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyen kimselerdir. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Onları bile bile işledikleri günahta ısrar etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni iyi amellerin sevindirir, kötü amellerin de üzerse işte sen gerçek müminsindir buyurmuşlardır. Her ne kadar işlediği günahların tamamına tevbe etmek esas ise de kişi sadece işlediği herhangi bir günahına da tevbe edebilir. Örneğin alkol bağımlısı bir kişi bir anda alkolü terk etmeyebilir. İçki içmeyi terk edemiyor diye işlediği diğer günahlara tevbeyi terk etmesi gerekmez. Tevbeyi kabul eden Cenab-ı Allah değerli Müslümanlar. Dinimizde tevbe doğrudan doğruya hiç aracı olmadan Allah'a yapılır.
şartlarına uygun olarak yapılan tevbeyi Cenab-ı Allah kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kendisini tevbeyi kabul eden, kabili tevb, tevbeleri çok kabul eden, devamlı kabul eden, tevvab, günahları bağışlayan, gafirüzden, günahları çok bağışlayan, gafur olarak tanıtmaktadır. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala bizim tevbemize o kadar seviniyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu örnekle dile getiriyor. Sizden biri çölde devesini kaybetse, aradan bir zaman sonra geçip devesi yanına gelse ve o kişi devesi yanına geldiği zaman nasıl sevinirse, Allah Celle Celaluhu da aynı şekilde kulunun tevbe etmesine, kişinin devesinin gelmesine, devesini yanında bulunmasına olan sevgisinden daha çok sevinir buyurmak suretiyle bunu bize bir misalle anlatmıştır değerli Müslümanlar. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor, anlatıyor. Müminlerle müşrikler arasında yapılan bir savaş sonrasında bir esir grubu Hazreti Peygamber Efendimiz'e geldiler. Bu sırada bir kadın bir o yana bir bu yana koşuyor, çocuğunu arıyor. Çocuğunu esirler arasında buluyor, onu alıyor, hasretle bağrına basıyor ve emzirmeye başlıyor. Bunu gören Allah'ın elçisi bize döndü ve şöyle buyurdu. Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? Biz de dedik ki hayır, Allah'a yemin ederiz ki o kadın çocuğu ateşe atmaz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha fazladır buyurdular. Yüce Allah çok merhametli, kendisine yönelen ve işlediği günahını itiraf edip af dileyen kulunu bağışlar. Allah Celle Celaluhu rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. Bunlardan 99'unu kendisine, bir tanesini de yeryüzüne indirmiştir. Bu bir parça rahmetle tüm yaratıklar birbirlerine şefkat gösterirler. O kadar ki bir hayvan yavrusunu emzirirken ona zarar vermeyeyim diye ayağını kaldırır. Bu da rahmettendir. Mümin çok merhametli olan Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmemeli muhterem Müslümanlar. Bakınız ayet-i kerimede قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak Allah günahları bağışlayandır. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah tevbe edenleri sever. Bir ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَظَاهِر۪ينَ Muhakkak ki Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. Tevbe insana birçok şeyler katmaktadır değerli Müslümanlar. Allah ve Resulünün hoşlandığı bir toplum içerisinde kişi hayatını devam ettirir. Tevbe eden insan ümitsizliğe düşmez. Allah-u Teala'ya yönelip imanını kuvvetlendirmiş olur. Allah ile olan bağını kuvvetlendirmiş olur. Muhterem kardeşlerim, tevbe eden insan bir taraftan Allah'ın varlıklarına karşı haksızlık yapmaz. Diğer taraftan kendine ne düşmüş ise buna razı olur. Diğer taraftan da toplumda haksızlık yapmış ise hak sahipleriyle helalleşir ve aralarında bir dostluk ilişkisi başlar. Cenab-ı Allah bu vesileyle tevbelerimizi kabul eylesin. Kendisine kul, Habibi edibine ümmet olanlardan eylesin. Cennet ve cemaliyle hepimizi müşerref eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Cenab-ı Allah bizleri Ramazan ayına ulaştırsın. Rabbim günahlarımızı affeylesin. El-Fatiha.